Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize en sağlı Vorsa Gündem Adı kanalına hoş geldiniz. Gelecek Varlık Yönetimi'nin bilgisayarıyla sizlerle birlikteyiz. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Paylaşımlarından dolayı halk arzularınızda teşekkürlerimizi iletiriz. Bizler sosyal medyadayız. Aynı şekilde Telegram'da da daha aktifiz. Bilginiz olsun. İşlem kodu GLCV olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelecek Varlık Yönetimi'nin talep toplama tarihi 14-15 Ekim, Perşembe ve Cuma günü. SPK'nın neden tüm arzları bugüne koyduğunu tamamen <laughs> anlamlandıramadım arkadaşlar. Şimdi fiyata baktığımızda 13 lira 65 kuruş. İskont oranı %23 olarak karşımıza çıkıyor. Dağıtım şekli. Şimdi arkadaşlar biz küçük yatırımcı dediğimiz kısmın alacağı kısım oransal olacak. Ee, şu şekilde ben önemli olan bizim kısmı size özetleyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada iki türlü yöntem var. Bir 1000 lot altı bir 1001 lot üzeri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela siz 800-700 lot verirseniz sizi 8 milyon 800 bin lot talep edilen kısımda değerlendirip buna göre bir oran çıkaracak. 1001 üzeri talep ederseniz sizi yüksek başvurulu kabul edip 4 milyon 400 bin lotun dağıtıldığı alandan bir oran çıkarıp size bu orana göre lotlarınızı verecek. Ayrıca yurt içi kurumsal 6 milyon 600 bin lot yurt içi kurumsal 2 milyon 200 bin lot olarak karşımıza çıkıyor. Genel oranladığımızda bu 1000 lot altı olan kısma %40'ı %20'si o 1001 lot üzeri olana, %30'u yurt içi kurumsala, %10'u yurt dışı kurumsala dağıtılıyor. Şimdi burayı bir daha özetleyecek olursam birçok arkadaş anlamlandıramıyor. Arkadaşlar şöyle düşünün biri küçük yatırımcı biri de küçük yatırımcının daha küçük yatırımcısı. Bu en küçük yatırımcı dediğimiz kısım 1000 lotun altına talep ederse şayet size 8 milyon 800 bin lot içerisinde toplayacak buradaki taleplerinizi buna göre bir oran çıkaracak. 1001 üzerinde ise paralı abilerimizin olduğu kısım. Burada da onlara arkadaşlar bir oran çıkaracak. Onlara da 4 milyon 400 bin notu ayırmış şeklinde işlem yapacak. E, i̇kisinin dağıtım oranları ayrı olacak. Bilginiz olsun. Buna göre bir oranda işlem görecek. Zaten bunu bu tarzda bir halka arzda olmuştu. Belki e, hatırlarsınız sevgili arkadaşlar hatırlayanlar da yoruma yazabilir artık. Toplam dağıtılacak lot 13 milyon 200 bin lot sermaye artırımı yani şirketin kasasına gidecek para şeklinde olacak. Mevcut pay satışı 8 milyon 800 bin lot. Bu lotları satan da satanın cebine gidecek. Ek pay satışı 4 milyon 400 bin lot şeklinde olacak. Şayet fazla talep gelirse toplamda 26 milyon 400 bin lot şeklinde karşımıza çıkıyor. Halka açıklık oranı %18,90. Arz büyüklüklerine baktığımızda yani bu paranın büyüklüğünü arkadaşlar lotlara göre 300 milyon 300 bin TL artı 60 milyon 60 bin TL'den 360 milyon 360 bin TL olarak halka arzın büyüklüğü karşımıza çıkıyor. Halka arz gelirleri yine ne yapılacak? Burayı ben tam beğenemedim. Mevcut finansal borçların ödenmesi %40 ve 80 arasında yeni portföy finansmanlarının yatırımlarında da %20 ile 60 arasında kullanılacak. Şöyle finansallarına baktığımızda Arkadaşlar bu mali yapı açısından çok fazla olumsuz değil ama kısa vadeli borçların çok olduğunu görüyoruz. Neredeyse öz kaynaklarından daha fazla. Ama genel oranlamaya baktığımızda %45 üzerinde büyük ihtimalle %40 üzerinde bir öz kaynakla çalıştığı karşımıza çıkabilir ama kısa vadeli yükümlülüğü bir şirketin çok olması biraz e, dikkat çekiyor çünkü kısa vadeli yükümlülük bunu bir yıl içerisinde ödemeniz gereken borçlar olarak e, adlandırıyor temel ister arkadaşlar bilginiz olsun uzun vadeli yükümlülük ise 109 milyon olarak karşımıza çıkıyor peki bu faaliyet raporu yani bu karlılıkları nasıldı brüt kar arkadaşlar 2021'in ikinci çeyreğinde 289 milyon dönem karı ise 95 milyon kar olarak karşımıza çıkmış sevgili dostlar. Şimdi konsorsiyum lideri garanti yatırım menkul değerler. Katılacağınız aracı kurumlarla alakalı bilgiyi de paylaşacağım. Taahhütleri var. 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlıyorlar. Bir yıl boyunca halka arz eden pay sahibi sahip olduğu şirket paylarını halkarz arz fiyatı altına satmayacağını taahhüt ediyor. Ve 6 ay boyunca halka arzı konu olmayan payların satılmayacağı bedelli sermaye arttırımı yapılmayacağı ile alakalı da taahhütler verilmiş sevgili Arkadaşlar dediğim gibi katılmak isteyen arkadaşlar finansal raporlarını biraz daha detaylı inceleyebilir ve şu bireysel ve yüksek başvurulu kısma da dikkatli olmalarını öneriyorum arkadaşlar. Çünkü burada e, strateji izlemek daha mantıklı bir yol olacaktır sevgili dostlarım. Çünkü geçen halka arzda bireysel o küçük e, rakamları isteyenlere daha çok vermişlerdi. Bilginiz olsun. Hepinize bol bol kazançlar. Hayırlı geceler diliyorum.